Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar özellikle Duvon üzerine konuşacağız. Duvon'un arkadaşlar bulunduğumuz noktada biliyorsunuz ki kendisi tutuklandı. Konuyla alakalı durumu detaylandıracağız. Tera kurucusu Duvon'un tutuklanmasına dair ayrıntılar ve kelepçeli fotoğrafları ortaya çıktı diyor. Bakalım. Kendi kendini kripto kralı ilan eden Duvon, Perşembe günü Karadağ'daki Podgorica havaalanında uluslararası yetkililer tarafından yakalandı. Von'un yetkililerden kaçmak için umutsuz bir girişim olarak sahte bir Costa Rica pasaportu ile seyahat ettiği anlaşıldı. Ya dediğim gibi bu çok enteresan bir muhabbet. Yani ben gereksiz bir risk aldığını düşünüyorum. Mantıklı da bulmuyorum arkadaşlar yaptığı şeyi. Şimdi burada kripto kralı muhabbeti de şöyle bir durum var arkadaşlar bakınız. Biliyorsunuz Duvon piyasada ciddi bir inovasyona gitmeye çalıştı. Burada algoritmik stable coinler bugün önemi büyük ölçüde anlaşılan büyük bir teknolojidir arkadaşlar. Tabii aşırı teminatlandırılmaları gerekir. Ya risk şurada var, şurada başlıyor. Volatiliteyi tutturması lazım. Yani piyasadaki çöküşler geldikçe bunu teminatlandırmak lazım bir algoritmik stable coin. Örneğin bir ayı piyasasında arkadaşlar Bitcoin bakınız ki %85'e kadar bile değer kaybı yaşayabiliyor duruma göre. Tabii boğa sezonu, ayı boğa döngüsü devam ettikçe bu oranın düşmesini bekliyorum ki saptamalar bu yönde. Ancak bu denli düşüşler olabiliyor. Bunlar altcoin'lerde belki %90'ın üzerinde belki %95'e kadar düşüşler anlamı taşıyor. Tabii ki bütün bunlar olurken de algoritmik stablecoin'de kayma gözlemlenmemesi için bunun üzerinde bir teminatlandırma yani aşırı teminatlandırma gerekiyor. Şimdi soru şu, senin bu kadar teminatlandırma yapabilecek kadar bir sermayen var mı? Bir. İki, hangi coin'le teminatlandırma yapıyorsun sen? Yani hangi altcoin'i kullanıyorsun? Ya da Bitcoin'i mi neyi kullanıyorsun sen? Anlatabiliyor muyum? Ya da senin kendi coin'in teminatlandırma yapmak için ne kadar uygun gibi sorular var. Tabii bu sorularda arkadaşlar riski beraberinde getiriyor. Duvon tabii bunu yaparken başarısız oldu. Gelen son satışla birlikte balinalar da uyandı ve bir şeyler olduğunu anlayıp toplu satışa gitti. Bu da ölüm sarmalını kaçınılmaz kıldı. Duvon'un tutuklanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkmasıyla birlikte Karadağ'daki Podgorica havaalanında uluslararası yetkililer tarafından yakalandığında Dubai'ye gitmekte olduğu ortaya kondu. Güney Koreli savcılar Won'u dolandırıcılık suçlamasıyla arıyor. Terra'nın merkezinin bulunduğu Singapur'daki yetkililer de Won'un eylemlerini soruşturuyor. Perşembe günü ise New York'taki federal büyük jüri Won'u 8 ayrı menkul kıymet dolandırıcılığı ve diğer suçlamalarla itham etti. Zaten önceki videolarda da konuştuk arkadaşlar. Duvon şu anda dediği gibi 3 farklı ülkede Singapur yani TFL'in bulunduğu, şirketin bulunduğu, ana kuruluşlu olduğu yerden aranıyor arkadaşlar bu münasebetle. Güney Koreli bir vatandaş, Güney Kore vatandaşı ki çalışanların ekserisi de bu şekilde. ABD tarafı da tabii kendi yatırımcısının mağduriyetinden ötürü bunu yapıyor. Von yaklaşık bir saat boyunca Karadağ polisi bagajını ararken bekledi. Belçika kimlik belgeleri bulununca Von gözaltına alındı ve Han Changshon adlı bir iş ortağıyla birlikte uçaktan indirildi. Bu arkadaşlar Han Changshon dediği de şey Terra'nın CCO'su tamam mı? Daha doğrusu TFL'in CCO'sudur kendisi. Karadağ İçişleri Bakanlığı'na göre ikili Perşembe gecesi Küçük Balkan ülkesinin başkentindeki savcılığa götürüldü ve burada sahtecilik ve sahte pasaportla seyahat etmekle suçlandılar. Ya tabii bunlar yanında küçük kalıyor ama nihayetinde bunlar da eklenmiş oldu arkadaşlar. Hem davada aleyhine kullanılacak. Ya Duvon'un zaten içine girdiği muhabbet şu anda içerisine girdiği durum ne yazık ki işi çok daha zor kıldı. Mesela SBF'ye ne oldu? SBF evet bir çöküş gerçekleştirdi arkadaşlar. Çöküşle birlikte
Tabii büyük bir para ödedi. Devamında serbest bırakıldı falan. Yani SBF mesela hapse atılmadı ama Duvon arkadaşlar benzer durumu ilk yapan kişidir. Ancak olay üzerine adam kaçtı. Yani adam bildiğiniz kaçtı. Firari oldu. Tabii bunun üstüne piyasada Terra üzerinden, Luna Coin üzerinden manipülasyona devam etti. Manuel hareketler gerçekleştirdi. Ki biliyorsunuz bu zaman içerisinde Vitalik Buterin gibi isimlerden bile şey yapmıştır. Yani bir ters tepki anlatı gerçekleşmiştir aleyhine konuşma bu manipülasyon hareketine dair. Üstüne bir de adam kaçarken sahte kimliklerle yakalandı. Yani bu resmen adam dedi ki evet ben suçluyum dolandırıcıyım dedi yani resmen. Karadağ İçişleri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada NCB Interpol Costa Rica tarafından yapılan kontrollerde belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı denildi. Bakanlık ayrıca Von'un eşyaları arasında gizlenmiş olarak bulunan Belçika seyahat belgelerinin de Brüksel'deki Interpol yetkilileri tarafından sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Evet, sahte çıkıyor. Von ve Han'ı avukat olarak temsil eden Branko Adgelik yerel yaptığı açıklamada suçlamaları reddettiklerini söyledi. Yani düşünsenize o kadar şey var adam sadece çıkıp şey diyor. Suçlamaları reddediyoruz. Kabul edecek halin yok avukatsın sen. Von ve Han Cuma günü Podgorico Ana Mahkemesi'ne götürülerek soruşturma hakiminin karşısına çıkarıldı. Ve video budur. Hemen bakalım. Bu arada videoyu seyrettirirken şey yapmayacağım arkadaşlar. Konuşmayacağım. Bu şekilde izleyin. Bu ilk giren kişi arkadaşlar Han. Yani Terraform Labs'ın CCO'su. İlk giren kişi Han arkadaşlar. Ya Duvon'un yanında yakalandı diyor ya. Bu ilk giren o. Tekrar kesiyorum ama olayın gerçekleştiği yerde arkadaşlar yani burası Karadağ. Bu ne ya? Allah Allah. Bu neymiş böyle? Bir saniye. Devam edelim. Bu arada bakar mısın? İşte Duvon arkadaşlar. Yani adam ne kadar kilo almış şey gibi olmuş ya. Yani tanker gibi olmuş. Ben cidden gördüğüm zaman üzüldüm yani onu da söyleyeyim. Yani bir açık söyleyeyim bir üzüldüm yani ne yalan söyleyeyim. Baksanıza şu haline. Evet. Ters kelepçeyle arkadaşlar korumalı aracı alındı ve götürüldü. Görüntüler bu şekilde. Bu arada Güney Koreli savcılar Won ve Han'ın iadesi için baskı yapmak üzere Karadağ'a doğru yola çıktılar. Ya Güney Kore tarafına dediğim gibi vermezler arkadaşlar. Güney Kore tarafına ben pek zannetmiyorum verileceğini. Onu da söyleyeyim. Ya, çünkü ABD'ye verirler. Hem İade anlaşmaları var ABD ile hem de o adı üstünde adamlar ABD yani. Bir telefon görüşmesinde olası iade süreci sorulduğunda Von'un avukatı Adgelik şunları söyledi. Böyle bir şey konuşulmadı. Onları kim istiyor? Ben böyle bir şey duymadım. Benimle paylaşabilir misiniz? Ya tabii bilmemezliğe yatıyor. Yani sonuçta burada biz biliyoruz. Yani ben biliyorum, siz biliyorsunuz falan anlatabiliyor muyum? Ya bunlar konuşuluyor ama bilmeyen kişi şey bilmiyor. Yani Duvon'un avukatının hiç böyle bir şeyden haberi yok. Görmedi, duymadı. Doğru değil. ABD'ye iade edilecektir. Bakalım bundan sonra da süreç nasıl işleyecek arkadaşlar.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.